Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum her zaman olduğu gibi. Bugün Ebu Zeyd okumalarımızda son derece önemli bir ismi konuşacağız. Hem yakın tarihimiz itibariyle Batı felsefesinin hiç kuşkusuz ve tartışmasız en ünlü ve önemli felsefecilerinden biri olan hem de Ebu Zeyd okumalarımızda başlamış olduğumuz hermeneutik tarihçeyi ele alırken kendisini ve hermeneutiğe ilişkin görüşlerini konuşmadan asla geçemeyeceğimiz, tabii ki Ebu Zeyd'in de geçmediği bir isimden, Martin Heidegger'den bahsedeceğiz efendim. Martin Heidegger üzerinde bir saat civarında yapmış olduğumuz bir derste ele alınamayacak kadar önemli bir isim, önemli bir filozof, önemli bir felsefenin, tefekkürün sahibi. Kısmet olursa ileride yine Ebu Zeyd okumalarımızda Sufi hermeneutiğe geldiğimizde Sufi hermeneutiğin konularıyla ilişkilendirerek ve kendimi hazır hissettiğimde İbn Arabi, Martin Heidegger ve Derrida'da varlık ve anlam üzerine bir üçlü değerlendirme yapmayı da düşünüyorum. O zaman muhtemelen Martin Heidegger üzerinde daha tafsilatlı bir biçimde inşallah durmaya çalışırım. Bugün tabii ki doğal olarak Ebu Zeyd merhumun eserindeki 40 ile 47 sayfa arasında bir 5-6 sayfalık yer ayırdığı, kendisince hermeneutik geleneği özetlerken yeterli bulduğu değerlendirmeleriyle benim yetinmem mümkün olmazdı. Dolayısıyla ben bu 40 ve 47 sayfaları arasındaki konuları da kapsayacak şekilde Martin Heidegger hermeneutiğinden biraz daha tafsilatlı, dersimizin hacmini zorlamayacak ölçüde sizlerle paylaşmaya çalışacağım efendim. Tabii Martin Heidegger üzerine okumalar yapmak, Martin Heidegger'le ilgili en azından Türkçe'ye çevrilmiş, onun üzerine yazılmış çok değerli çeviriler, çok değerli çalışmalar, makaleler ve kitaplar var. Bunların en başında da hiç kuşkusuz Kaan Ökten hocamızın iki kez zahmet buyurup tercüme ettikleri son derece önemli Varlık ve Zaman çevirileri var. Ve bu varlık ve zamanın anlaşılmasına yardımcı olmak bakımından konuları ele alan ve onları değerlendiren eserlerimiz var. Ve yine bir başka vesileyle sanıyorum Cabir'i okumalarında üzerinde durmuştum. Kaan hocamızın Martin Heidegger'e Giriş isimli eserinde Heidegger'in hemen hemen tüm konferanslarını, üniversitelerin güz ve bahar dönemlerinde vermiş olduğu derslerini, en azından muhtevalarını özetleyecek şekilde tanıtımını yaptı o çok değerli eserinde de Martin Heidegger'e ait ön bilgiler edinmek ve okumalar yapmak son derece önemli. Ama en azından hiç olmazsa Varlık ve Zamanı ve Metafiziğe Giriş adlı eserini mütalaa etmek, Martin Heidegger felsefesini genel hatlarıyla anlamak bakımından hiç kuşkusuz zorunludur diyebiliriz. Şimdi böyle bir noktada böyle bir isim ve onun hermeneutiğinden söz edeceksek bu son derece önemli temel ana başlıkları ele almamızı zorunlu kılacak demektir. Nitekim birazdan da tahtayı açtığımızda orada bazı ana başlıkları elimden geldiği kadar, zihnim tutulmazsa, kendimi iyi hissedebilirsem ve inşallah bunu başarabilirsem sizlerle dağarcığımda bulunan, hatırlayabildiğim, efendim sunabildiğim bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım. Nietzsche'nin ruhu şad olsun çok önemli bir ifadesi var. Tabii Martin Heidegger efendim hermeneutiği deyince onun Nietzsche arka planını da zaman zaman ihmal etmezsem ona da atıfta bulunacak, üzerinde duracağım. Der ki, ben yalnızlığın insan haliyim der Nietzsche. Gerçekten de öyledir. Şimdi biz bu ifadeyi
Nietzsche'den ödünç alarak Martin Heidegger için kullanacak olursak, nacizane benim betimlememle Martin Heidegger hermeneutiğin insan halidir. Dolayısıyla bütün çalışmaları, düşünceleri, yazıları, eserleri, konuşmaları, konferansları, yorumları vesairesi bütünüyle baktığımızda karşımızda adeta somutlaşmış bir hermeneutik görürüz Martin Heidegger'e baktığımızda. Şimdi böyle bir ismin hermeneutiğinden bahsetmek ve bu hermeneutiğin bizim açımızdan özellikle İslami ilimler ve yorum söz konusu olduğunda ne kadar kaçınılmaz ve hayati olduğu her türlü izahtan varistedir diye düşünüyorum. Peki konuyu uzatmadan ekran paylaşımı yapalım ve tahtamızı paylaşalım ve şimdi buradan mevzuya müsaadenize geçelim. Evet, Ebu Zeyd okumalarının üçüncüsündeyiz ve Martin Heidegger hermeneutiğini konuşacağız. Onu önüne yazalım. Martin Heidegger hermeneutiği. Bunu ele alacağız. Ama hemen altına kırmızıyla yazalım. Bu hermeneutik varoluşsal bir hermeneutiktir. Martin Heidegger'in varoluşsal hermeneutiğini konuşacağız. Adından da anlaşılacağı üzere Martin Heidegger'in hermeneutiği kendisinin de ifadesiyle hemen hemen Platon'dan kendi zamanına, çağına kadar, yani bizim çağımıza, çağdaşımız zaten biliyorsunuz. Yaklaşık 2500 yıl geçen ve beşeri tecrübenin, felsefi birikimin bütününün bir hermeneutik anlama ve yorumlama olduğunu bir cümleyle ifade edecek olursak, Heidegger başlangıç noktasını bu 2500 yıllık adeta birikimi tümüyle dönüştürmeye ve değiştirmeye yönelik çok farklı bir alana konuyu çekecek bir duruş belirleyerek başlar. Bu itibarla Martin Heidegger sadece kendisinden önce bizim de birkaç derstir üzerinde durduğumuz, Schleiermacher'da gördüğümüz genel olarak herkesle diyaloğu kurabileceğimiz, her türlü diyaloğa açık olabilecek bir hermeneutik arama imkanından, bir önceki dersimizde üzerinde durduğumuz Geist, das Wissenschaften üzerinden sosyal bilim ve insan yaşamını, tarihsel insan yaşamını bir reliving yaparak yeniden yaşam üzerinde değerlendiren ve bunu bir hermeneutiğe, onu da bir yöntemsel hermeneutiğe, metodolojik hermeneutiğe çevirmeye çalışan Wilhelm Dilthey'in ve devamında gelen daha pek çok filozofla birlikte bu geleneğin başlatmış olduğu ve şöyle yazabiliriz, merkezini metnin oluşturduğu, merkezinde metnin bulunduğu, metnin yer aldığı hermeneutiği Martin Heidegger değiştirecek ve artık hermeneutik metin merkezli bir şey olmaktan çıkacak, varlığı temel alan varlıksal bir şeye dönüşecektir. Birazdan üzerinde duracağız. Dolayısıyla Martin Heidegger'in hermeneutiği dediğimizde kendisinden önceki bütün birikimleri dönüştüren ve değiştiren, farklı bir zeminde onları yeniden inşa eden, tabir yerindeyse hermeneutiği felsefe temelinde, felsefeyi yeniden hermeneutik temelinde, bütün bunları da varoluşsal, eksistansiyal bir zemin üzerinde yeniden değerlendiren büyük bir filozoftan ve mütefekkirden söz ediyoruz. Şimdi konunun tam da burasında bir hususa daha işaret etmemiz gerekiyor. Martin Heidegger dediğimizde onun hiç kuşkusuz, az önce de isimlerini andığım eserleri buraya yazacağım, üzerlerinde duracağız çünkü. İngilizce çevirisi Being and Time olan Varlık ve Zaman,
Bir de yine son derece önemli olan Introduction to Metaphysics olarak yine İngilizce tercüme edilen ve benim de İngilizcesinden okuduğum Metafiziğe Giriş adlı o son derece önemli eserinde Martin Heidegger'in çok önemli temel görüşlerini, tezlerini görmek mümkündür. Ama hem Ebu Zeyd'in çok kısaca ama biraz daha tafsilatıyla Richard Palmer'ın Hermeneutik kitabında daha detaylı bir biçimde ele aldığı, keza aynı biçimde Kaan Ökten Hoca'nın da eserlerinde dikkatimizi çektiği hususlar üzerinden konuşacak olursak, Martin Heidegger'in hermeneutik yaklaşımını da hemen hemen ikiye bölebiliriz. Son dönemlerine ilişkin yazmış olduğu eserlerinde, özellikle konferanslarında ve üniversite derslerinde Martin Heidegger'in giderek daha mistik bir alana doğru geçtiğini, daha kendine özgü bir metafiziğin kurucusu olarak karşımıza çıktığını söylemek de mümkündür. Bu açıdan Martin Heidegger'in hermeneutiği meselesini konuşmaya başladığımızda elbette ki yine hiç kuşkusuz olarak Being and Time'dan başlamak ve metafiziğe girişinde sorduğu sorudan başlamak zorundayız. Bu itibarla da Heidegger, Being and Time, tabi ruhu şad olsun bu arada, kendisi rahmetle anıyorum. Being and Time, Varlık ve Zaman eserinde şöyle bir tespitte bulunarak konuya başlar. Der ki 2500 yıldır Platon'dan itibaren, hatta konuyu Parmenides üzerinden ele alır ve Platon'dan Parmenides üzerinden değerlendirir ve şöyle der. 2500 yıldır varlık hakkında, burada varlık birazdan üzerinde konuşacağız. Ne tür bir varlık anlamına tekabül ediyor üzerinde duracağız. Varlık hakkında sorulması gereken doğru soru sorulmamıştır. Bu soruyu sormanın imkanını tartışarak başlar Being and Time'a. Aynı şekilde Metafiziğe Giriş eserinde de neden varlık vardır da yokluk yoktur? Diğer bir ifadeyle yokluğa rağmen neden varlık vardır sorusunu sorar. Öyleyse şöyle bir efendim cümleyi şuraya metnin altına yazabiliriz. Martin Heidegger hermeneutiğinde temel soru varlıktır. Martin Heidegger'in hermeneutiğinden söz ettiğimizde onu bir metin anlamaya indirgemek, bir metin yorumlamaya indirgemek son derece hatalı, son derece yanlış olur. Onun hermeneutiğinin ana konusu varlığın anlamıdır, varlıktır. Dolayısıyla tam da buradan hareketle Martin Heidegger varlığın ne olduğuna ilişkin soruyu sormaya, bu sorunun felsefi olarak imkanını tartışmaya, bu soruyu sorabilme gücüne insanoğlunun ne ölçüde yetkin olduğunu soruşturmaya ve yine bu soruyu soracak olan dil bakımından sınırlarını, ona ne ölçüde imkanının olduğuna ilişkin olabildiğince önemli ölçüde bir felsefi serimleme yapmaya, felsefi tahlil ve analiz yapmaya başlayarak konuyu ele alır. Onun için Martin Heidegger'in felsefi geleneğine baktığımızda onun felsefesini oluşturmaya başlamadan önce çok ciddi anlamda kendisinin gençlik yıllarındaki hedefi Cizvit papazı olmaktı. Hristiyan teolojisine ilişkin edinmiş olduğu çok önemli teolojik bir altyapıya sahip olması, son derece önemli bir isim olan ve birazdan onun kuramlarından da kısmen bahsetmeye çalışacağımız hocası Edmund Husserl'ın fenomenolojisi, ki Edmund Husserl, değerli izleyenler, matematikçi olması itibariyle kesin bilgiyi arayan, netliği arayan ve bunun için de fenomenolojiyi bu anlamda bilinç üzerinden efendim değerlendiren önemli bir filozof ve hiç kuşkusuz çağımızın en ünlü filozoflarından birisidir ve onun öğrencisidir. Martin Heidegger hocasının fenomenolojiye ilişkin görüşlerinden etkilenmiştir. Ama onun bir matematikçi karakteriyle kesin bilgiyi aramaya yönelik tavrından uzaklaşarak
kendisinin daha teolojik altyapısına uygun olacak bir biçimde kendi hermeneutiğini inşa eder. Ve bu hermeneutik, dikkat buyurunuz, Edmund Husserl'ın aradığı, Dilthey'in kısmen metodoloji üzerinden aradığı, Schleiermacher'ın aradığı, daha farklı isimleri konuştuğumuzda üzerinde duracağız. Hepsinin aradığı neredeyse yavaş yavaş nesnel bir anlamaya, sabit anlama ilişkin hermeneutiğe şiddetle Heidegger karşı çıkar. O felsefesini varlığın bir bakın varlığın bir süreç olduğunu, bir oluşum olduğunu söyler. Az sonra tahlillerimizde bunun üzerinde daha detaylı inşallah durmaya çalışacağım. Varlık bir oluşumdur, bir süreçtir. Dolayısıyla varlığa ilişkin hermeneutik onun da sabit bir şey olmaması gerekir. Bu da bir süreç olmalıdır. Bu itibarla eğer bir cümleyle Martin Heidegger hermeneutiğinin özünü vurgulamamız gerekirse sabit anlamdan kaçınmak ve anlamın sürekli yeniden oluşumunda, değişkenliği yeniden oluşuma döndürmek suretiyle böyle bir efendim anlam arayışının onun varoluşsal hermeneutiğinin özünü teşkil ettiğini söylemenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Şimdi böylece Martin Heidegger'in hermeneutik geleneği metin yorumundan çıkararak onu varlıkla ilişkilendirmesi, varlığın bir oluşum halinde oluşundan hareketle onun tarihselliğine ve tarihsel yeniden oluşumuna bağlı olarak da hermeneutik anlamayı sabit bir anlama değil, sürekli yeniden oluşan bir anlama tekabül ettirmesini önemli buluyorum. Martin Heidegger okumalarımdan benim üzerimde bıraktığı izlenimler açısından söyleyecek olursam, adeta Martin Heidegger, detaylarını birazdan inşallah konuşacağımız, varlığın sürekli kendisini yenilemesi meselesi, insanoğlunun da sürekli doğma ve ölümle kendisini yenilemesiyle çok doğrudan ilişkilidir. Tabir yerinde ise Tanrı sabit bir insan modelini robot gibi tekrarlamak ve seri üretim yapmaktan ziyade her bir yeni doğumu yeni bir insan doğumu, yeni bir anlam doğumu, yeni bir varlığın ifşası doğumuna dönüştürmek suretiyle insanların sürekli var oluşunu varlığın ve anlamın da sürekli değişken bir biçimde varoluşu üzerine bunu inşa eder. Bunun için de mesela Kant'la ilgili yorumlar yaparken Kant'ı yeniden diriltmek aptallıktır der. Çünkü Kant'ı yeniden diriltmenin bir anlamı yok. Ya Kant'ı yeniden yorumlamayı esas alır ve Kant'ı yeniden yorumlamak üzerinde durur. Schleiermacher'ın söylediği daha sonra Paul Ricoeur üzerinde konuşurken de dikkatleri çekeceğimiz şu önemli cümleye de burada atıfta bulunmak istiyorum daha konuya girmeden. Hermeneutik bir yazarı kendisini anladığından daha iyi anlamaktır klişesi üzerinden Martin Heidegger bunu sorar ve der ki hayır. Hermeneutik bir yazarı kendisini anladığından daha iyi anlamak değildir. Ya daha farklı anlamaktır. Dikkat buyurunuz. Dolayısıyla Martin Heidegger hermeneutiği dediğimizde orada farklılığın, orada değişimin, dönüşümün son derece önem arz ettiğini görmekteyiz. Nitekim İbn Arabi'de berzah kavramı, Jacques Derrida'da difference kavramını, Martin Heidegger'de Dasein kavramını birlikte ele alacağım inşallah söz verdiğim bu üçlü yorum meselesini konuştuğumuzda da detaylı bir biçimde üzerinde duracağım üzere sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, Martin Heidegger sabitin değil, hatta değişkenin de değil. Çünkü bu da bir hedef koymadır. Değişkenin de değil. Ya varlığın
kendisinin peşindedir. Şöyle yazalım o zaman ve buradan başlayalım. O halde Martin Heidegger'de hermenötik varlıkın anlamıdır. Bunu biraz açalım, oradan dönelim. Martin Heidegger'de hermenötik varlıkın anlamıdır. Varlığın anlamı ne demektir? Martin Heidegger'de varlığın anlamını başka bir renkle yazalım. Varlığın anlamı ne demektir? Der ki Martin Heidegger, varlık kendisini dil olarak ifşa eder. Bakın, varlığın dille olan ilişkisi. Dil, varlığın anlamını ifşa eder. Varlığın anlamını ifşa eder. Ve dil insana ait bir varlıktır ve dolayısıyla Martin Heidegger insanı konuşan varlık olarak alır, düşünen değil. Konuşan varlıktır. Konuşmak dildir. Dolayısıyla Martin Heidegger'in en ünlü ifadelerinden birini buraya yazalım. O halde dil varlığın kendisini insanda gerçekleştirdiği, açtığı anlamdır. Dil tanımı bu Martin Heidegger'in. Bu durumda dil insan için varlığın insanda kendi anlamını ifşa ettiği bir vasıtadır. Bu nedenle o der ki dil konuşur. Dil konuşur. Başka bir klişesinde dil varlığın yuvasıdır der. Şimdi konuya buradan baktığımız zaman değerli izleyenler şöyle söylememiz gerekir. Martin Heidegger'de dil o kadar önemli bir şeydir ki dikkat buyurunuz. İnsan der dil vasıtasıyla varlığı konuşmaz. Biraz açayım. İnsan dil vasıtasıyla varlığı anlam yüklemez. Ki bu Martin Heidegger'e göre kadar tüm romantiklerin ve Eliot gibi nesnelcilerin tamamının temel yaklaşımıdır. Ve bu Martin Heidegger'in karşı çıktığı özne nesne ayrımıdır. Dünyayı, varlığı önümüze bir nesne olarak koymak ve ona dil üzerinden bir anlam yüklemektir. Martin Heidegger buna bütünüyle tamamen fundamental, köktenci bir şekilde karşı çıkar. Ve der ki hayır, hiç öyle değil. Tam tersine dil insanda varlığın kendisini ifşasıdır. Yani dil üzerinden varlık kendisini konuşur. Dil varlığın dilidir. Biz dil ile konuşup varlığı anlamlandırmayız. Varlık anlamını bizde dil üzerinden ifşa eder. Biz varlığın anlamıyla dil üzerinden buluşuruz. Ve dil varlığın ifşa etmek istediği anlam ile bizim buluştuğumuz ortak paydadır. Onun için de Martin Heidegger dil hem öznelliği hem nesnelliği hem de insanı aşkındır der. Bu nedenle de dilin insanın bir ürünü olduğu düşüncesini çok büyük bir saçmalık olarak görür. Ve dil asla insanın ürünü olamaz. Zaman ve varlık ne kadar insanın ürünüyse dil de ancak o kadar insanın ürünü olabilir der. Çünkü Martin Heidegger hermenötiğinde ve felsefesinde dil insanı kuşatan bir şeydir. İnsanı aşkındır. Diyor ki insanı aşkın olan bir dili insan nasıl üretebilir? Buradan hareketle Martin Heidegger'de varlığın dille olan ilişkisi ve varlığın anlamla olan ilişkisi
ve yine insanın dil ve anlam ve varlıkla olan ilişkisi çerçevesinde konuya baktığımızda neden Martin Heidegger hermeneutiğin konusunun varlık olduğunu daha iyi görebilmemiz mümkündür. Nitekim bunların üzerinde az sonra konuları daha detaylı bir biçimde ele almaya başladığımızda inşallah durmaya çalışacağım. Şimdi tam da burada şunları da söylememiz gerekir. Dil konusu Martin Heidegger'in hem erken dönem çalışmalarında hem de geç dönem çalışmalarında son derece önemli, merkezi bir yeri işgal eder. Merkezi bir yer işgal eder. Ama Martin Heidegger'in dili tanımlamasını, dili konumlandırmasını doğru anlamadan onun dil üzerinden hermeneutiğe olan yaklaşımını sağlıklı anlama imkanından hemen hemen tamamen mahrum kalırız. Şimdi buradan asıl konuya, asıl meseleye, mevzunun en başına müsaadenizle geçelim. Şimdi iki tane önemli kavramımız var. Bu iki kavramı yazmalıyız. Sonra Martin Heidegger'in bu iki kavrama ilişkin yaklaşımını ve bu iki kavram üzerinden diğer kavramları konumlandırmasını ilişkilendirelim ve oradan hermeneutiğe ilişkin görüşlerini ve düşüncelerini daha inşallah detaylı bir biçimde ele almaya çalışalım. Bu iki kavramdan birisi fenomenolojidir. İkincisi de ontolojidir. Pardon. Şimdi değerli izleyenler, Martin Heidegger varlık ve zamana bu iki önemli kavramın analizlerini detaylı bir biçimde, özellikle filolojik açıdan antik Yunan'da kullanımlarını da dikkate almak suretiyle çok ciddi bir tahlilini ve analizi yaparak başlar. Ve burada bu sözcüklerden fenomen kısmını bu her ikisinde de bu ek birlikte logosa tekabül eder. Logostur bu. Üzerinde birazdan duracağız. Fenomen ve ontoyu ayrıştırarak ve bunların her birerlerinin anlamı üzerinde detaylı bir biçimde durarak konuya başlar. Ve zaten biz de birazdan bütün bu konuştuklarımızı bu iki kavramın üzerine yeniden inşa ederek temellendirmeye ve ele almaya çalışacağız. Örneğin fenomen nedir? Martin Heidegger'in fenomen konusuna ilişkin uzun uzun anlattıklarını, tabii ki burada tekrar imkanımız zaten yok, ama özü ve dersimizi ilgilendiren yönüyle siz değerli izleyenlerimizin dikkatini çekeceğim nokta şudur ki burada fenomen bir görünümle, bir zuhur ile, bir ifşa ile, bir açığa çıkış ile ilişkilidir ve kelimenin kökeni de tam budur ve ışıkta ortaya çıkma anlamındadır. Ve ışığın vurmasıyla birlikte görünür olmayla ilişkilenir ve buradan hareketle Martin Heidegger zuhur dediği, zuhur etme dediği, görünme ve ortaya çıkma tabirini kullandığı çok önemli bir kavramın altını çizer. Bunun üzerinde duracağız. Öyleyse fenomenoloji İnsan bilincinin hocasına muhalif olarak, Edmund Husserl'a muhalif olarak insan bilincinin kendi dışındaki bir nesneye yönelmesine ilişkin bir önümüzde duran, orada öylesine duran bir şey değil. Peki nedir fenomenoloji? Fenomen,
fenomen varlığın bir görünümüdür. Buraya müsaadenizle yazalım. Varlığın zuhuru, varlığın bir görünümüdür. Varlığın bir ifşasıdır. Ve Martin Heidegger varlığın kendisini bu şekilde açığa çıkarması, varlığın kendisini bu şekilde zuhur ettirmesi beraberinde insanın da o varlık içinde zuhurunun zeminini, imkanını oluşturur. Buraya çok dikkat etmemiz lazım. Böylece Martin Heidegger'de varlığın fenomenin fenomena Yunancası, fenomenanın efendim kendisini ifşa etmesi, kendisini izhar etmesi içinde insanı da efendim içine alan, insanın da ifşasını sağlayan ona bir zemin sağlar. Dolayısıyla fenomen insanın varoluşsal zeminidir. Buradan ontoya giriyoruz. İşte onto varlık fenomen olarak görünür olur. Bakın, onto varlık fenomen olarak görünür olur. Bu varlıktır. Biz varlığı ancak fenomen olduğunda, yani zuhur ettiğinde, ifşa ettiğinde fark ederiz. Ve varlık bir fenomen olarak ortaya çıktığında, bir fenomen olarak zuhur ettiğinde insan da onun içinde var olur. Öyleyse onto insanın var oluşunun ana zeminidir. Onun için Martin Heidegger felsefesinde ground çok önemli bir husus. Ve Martin Heidegger felsefesinde ground varoluşun zuhur ettiği zemin ve zuhurun kendisidir. Ve burada çok önemli bir detaya, ayrıntıya müsaadenizle varlık ve zaman üzerinden girmek istiyorum. O da şu. Mesela şu cümleler arasında Martin Heidegger çok önemli bir ayrımda bulunur ve orada dikkatlerimizi çeker. Varlık vardır diyen Parmenides'tir. Şimdi varlık vardır Martin Heidegger'e göre hatalı bir cümle önermedir. Çünkü bu varlık vardır demek insanın varlık üzerine yaptığı bir yorum ve insanın Martin Heidegger'e kadar ki geleneğin felsefede yaptığı şey de budur zaten, Descartes'tan itibaren de böyledir. Öznenin nesneye bir anlam dayatmasıdır. Yani burada vurgulanmak istenen şey varlığın kendisinde varlığı değil. Ya insanın ona bir varlık atfetmesidir. Onu var olarak değerlendirmesidir. Bu öznenin etkinliği, öznenin merkez olduğu bir durumdur. Oysa son derece önemli bir biçimde Martin Heidegger der ki bu cümleyi öyle değil, şöyle kurmamız gerekir. Varlık varlık durur. Yani bu o kadar hayran olduğum bir ifadedir ki, muhteşem bir ifadedir. Ne demek varlık varlık durur? Varlık başka hiçbir şeye ihtiyaç bırakmaksızın kendisini tüm bilinçlere açar. Başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Varlık kendisini varlık durur, yani bir zuhur gerçekleşir, bir ifşa olur ve varlık bu varlığı algılayan tüm bilinçler için apaçık bir zemin, bir ground teşkil eder. Onun için de Martin Heidegger hermeneutiğinin en önemli ilkelerinden birisi olan, aynı zamanda dil üzerinden ön bilgi, ön kabul hermeneutik için şarttır dediği yaklaşımlar, işte bu ontonun kendisini bir zuhur olarak ortaya koymasıdır. Şimdi Martin Heidegger'de
varlığın kendisini bu şekilde ifşa etmesi, ontonun kendisini varlık olarak görünür kılması, varlık varlık durur olarak ortaya çıkması, artık burada dikkat buyurunuz, varlığın kendisinin ona anlam yükleyecek bir kendisinden başkasına, kendisinin dışında bir şeye ihtiyacı yoktur. Tam da Martin Heidegger'in hermeneutiğinin özü olan bir noktaya geldik. Tam aksine varlık, varlıkta dahil olan her şeye anlamını kendisi yükler ve varlık kendine özgü diliyle, varlığın dili kendine özgü diliyle bu varlığın tüm paydaşlarında onlara özgü diller üzerinden kendisini onlara anlatır ve insan da işte kendi insani diliyle konuşurken aslında konuşan varlıktır. İnsanı konuşturan varlıktır. İnsanın dilinde anlamı var eden varlıktır. Ve varlık kendi anlamını insanın dilinde ifşa etmektedir. Şimdi tam da böyle bir noktadan, varoluşsal bir zemin üzerinden Martin Heidegger'in konuya yaklaşımını ele aldığımızda, o zaman burada şöyle bir hususu daha belirgin ve net hale getirmemiz gerekecek. O da şudur. Martin Heidegger varlığın varlık duruşunu ele aldığında, varlık varlık olarak kendisini ifşa ettiğinde insan da onunla beraber ortaya çıkar. İnsan da varlığın bir parçası, paydaşı, varlıktan bir pay alan paydaşı olarak konumlanır. Ve varlık, dikkat buyurunuz, bir ilişkiler bütünüdür. Daha önceki filozofların ve felsefenin zannettiği gibi bir parçalar bütünü değil varlık. Bir ilişkiler bütünüdür. Varlık parçaların bütünü değil. Varlık bir ilişkiler bütünüdür ve ilişkilerin bütünü ilişki dildir, anlamdır. Dildir, anlamdır. Onun için Martin Heidegger'de varlığın bu şekilde bir ilişkiler bütünü olması, dikkat buyurunuz, varlığın aynı zamanda existence değil, exist değil, existence değil ya, being olması. Onun sürekli kendini yenileyen, ifşa eden bir şey olması, dikkat buyurunuz, Martin Heidegger'in son derece önemli vurguladığı sanata kapı aralar. Sanat varlığın bu yönünde ortaya çıkar. Sanat tam da varlığın burasında doğar. Onun sürekli being oluşunda doğar. Bir kereliğine olmuş, var olmuş, bitmiş, tamamlanmış, Parmenidesçi bir yaklaşım değil. Onun sürekli varoluşunda, being'inde ortaya çıkar. Ve sanat budur. Ve dikkat buyurunuz, çok önemli bir şey söylüyor. Sanat, sanatkarın yarattığı bir şey değil. Sanat, sanatçının, sanatkarın yarattığı bir şey değil. Sanat, varlığın sanatkarda kendisini ona özel ve ilk defa ifşa ettiği bir harikuladeliktir. Tefekkür ve felsefenin azametini görebiliyor musunuz? Onun için der ki, her sanat sanatçıya varlıktan bir hediyedir, bir mazhariyettir der. Bu nedenle sanatçı da sanatının hayranı, hayreti içindedir. Şair, onun şiir yorumları çok meşhurdur ve şiire en yatkın filozof denebilir bu anlamda. Şair, şiir yazdığında ya da söylediğinde varlığın onda ilk defa kendisini ifşa ettiği
bir anlamla onu buluşturur. Ve şair, Heidegger'in kendi ifadesiyle, Tanrı'nın insanla arasındaki aracı konumunda adeta, peygamber gibi, bu varlığın yeni ifşa ve anlamlarının vasıtası olur. Ve sanatı böyle yorumlamak gerekir. Şiiri böyle değerlendirmek gerekir ki nitekim birazdan konu bütünlüğü içinde farklı boyutlarıyla bu sanata, şiire, dile ve onun yorumlamalarına yeniden dönmek istiyorum. Henüz daha kavramsal düzeyden ilerleyemedik. Kavramsal düzey üzerinde duruyorum. Şimdi böyle olduğunda ve varlığın kendisini varlık olarak ifşa ettiğinde, zuhur ettirdiğinde ki buna döneceğiz, ground'a, zuhura, ifşaya yeniden döneceğim. Burada son derece önemli olarak Heidegger der ki, logos sözdür. Logos sözdür. Söz konuşmadır. Onun için insan konuşan varlıktır. Konuşma, dikkat buyurunuz, söylemdir. Söylem varlığın anlamının zuhuru. Öyleyse hermenötik logosun, konuşmanın, sözün, söylemin hermenötiğidir. Birleştirelim fenomenoloji varlığın var olanlar üzerinden, var olan olarak zuhur edişi üzerinden bütün çeşitliliğiyle anlamın dışa yansıması ve ifşasından ibarettir ve bu bütünüyle varlık bir söylemdir. Onun için sessizliğin sesi insani değildir der Heidegger. Muhteşem bir biçimde o var olanların tüm çeşitliliği içinde varlığın sınırsız anlamda çeşitli anlamların, manaların hermenötik olarak ifşasıdır. Böylece Martin Heidegger'de fenomenoloji bir hermenötik olarak yorumlanır. Keza ontoloji aynı şekilde sözün varlığı, sözün varoluşu Martin Heidegger Arabi karşılaştırmasında bunların üzerinde duracağım ve söz konusunu, logosu nasıl İbn Arabi'nin varlığın temeline koyduğunu gördüğümüzde bunu daha net bir biçimde anlayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla böylece hermenötik bir açıdan hem fenomenolojiyle hem de ontoloji olarak karşımıza çıkar ve hermenötik fenomenoloji ve ontoloji olur. Tersinden ontoloji ve fenomenoloji de hermenötik olur. Dolayısıyla Martin Heidegger'de ontolojik hermenötik ya da fenomenolojik hermenötik dediğimizde varlığın kendisini bir anlam olarak ifşa etmesi meselesini konuşuyoruz demektir. Şimdi daha yeni geldik. Hermeneutiğin asıl kendisinde zuhur edecek olan insana, onun ontoyla olan ilişkisine, varlık kendisini varlık olarak ifşa ettiğinde onda insan da onunla beraber var olur. Peki bu varoluşa işte dünyada varoluş anlamında Martin Heidegger Dasein diyecektir. İnsan bir Dasein'dir. Hermeneutik bir Dasein yorumudur. Dasein bir varlık formudur ve hermeneutik Dasein'in bir yorumundan ibarettir. Öyleyse hermeneutik insanın dünyada var oluşunun varoluşsal anlamını idrakinden ve anlamasından ibarettir. Çünkü insan dünyada varlıktır. Dünyaya atılmıştır. Diğer tüm varlık çeşitleri gibi dünyaya saçılmıştır. Ama bu birbirinden kopuk, birbirinden ayrı, birbirinden ilgisiz değil. İlişkili varlıklar olarak söylemeye çalıştığımız gibi tam anlamıyla
bir ilişkiler ağı ve bağı içerisinde bir dünyada varoluştur. Böylece insan dasein olarak hermönetiği anlamı insanın varoluşu haline dönüştürür. Öyleyse bir cümleyle yazalım. Martin Heidegger'de hermönetik dasein'in yani dünyada varlık olarak insanın varoluşunun anlamını keşfinden ibarettir. Evet. Hermeneutik insanın yani Dasein'in dünyada varlığın kendi varoluşunu idrak ve anlamasıdır. Onun için de Martin Heidegger'de anlam sabit değildir. Çünkü tıpkı dünya gibi İnsan da sürekli varoluşun ırmağı içinde akmaktadır. Öyleyse bu insanın her an içinde kendisini yeniden anlamlandırması ve yeniden kendisine bir anlam yüklemesi ve anlamla buluşması anlamına gelir. Evet, bu idrak nedeniyledir ki Tanrı, varlık, her bir yeni insan ile adeta anlamın yeni bir boyutunu ifşa eder. Bunun için her yeni doğum beni heyecanlandırır. Her yeni bir doğum. Bu insan, bu çiçek, bu böcek, bu başka her ne olursa olsun. Çünkü her yeni doğum varlığın sonsuz anlamının var olan olarak, bir fenomen olarak kendisini açması ve ifşa etmesidir. İşte Dasein dünyada varlık dediğimizde bunu öylesine dünyada varoluş olarak görmüyoruz. Ya Dasein öyle bir varlıktır ki ve dünya Dasein'in öyle bir zemini, ground'udur ki tıpkı varlık varlık durur dediği gibi Martin Heidegger insan Dasein'dir dediğinde dünyada varlıktır dediğinde bu şu anlama geliyor. İnsan ait olduğu dünyanın anlamının bir parçasıdır. O halde Schleiermacher'daki parça bütün ilişkisiyle de ilişkilendirerek söyleyecek olursak, insanın anlamı dünyanın anlamında, dünyanın anlamı insanın anlamıyla ilişki içindedir. Bunları karşılıklı ilişkileri içinde anlamadıktan sonra Martin Heidegger için bir hermönetikten söz etmenin hiçbir anlamı yoktur. Şimdi böyle olduğunda insan dünyada bir varlık olduğunda ve insanın anlamı dünyanın anlamıyla birlikte olduğunda bizim üzerinde duracağımız, ontolojiyle bağlantılı olarak üzerinde duracağımız, tabii ki fenomenolojiyle de ilişkili olarak bir önemli kavram da dünya kavramı. Şimdi burada dünya kavramını ele almışken değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, Martin Heidegger'in son derece önemli bazı özelliklerine de burada yavaş yavaş atıfta bulunmaya başlayalım ve oradan devam edelim. Martin Heidegger'in gerek Varlık Zamanında gerekse diğer eserlerinde sıklıkla gördüğümüz, adeta onunla özdeşleştirdiğimiz bir özelliği var. O da dikotomisidir. Heidegger dikotomisi son derece hem onun hermeneutiği açısından hem de felsefesi açısından önem arz eder ve üzerinde durmamız gerekir. Peki bu dikotomileri şimdi biraz ele alalım. Ve şöyle devam edelim. Şuraya yukarıya İzninizle biraz çıkayım. Fenomenolojiyi anlamlandırırken, ontolojiyi anlamlandırırken Martin Heidegger, fenomen sözcüğünün etimolojisinde kökenleri itibariyle ilişkilendirdiği zuhur etmeyi, açığa çıkmayı, ifşa etmeyi önemser ve onu ele alır. O ele alındığında hemen bu dikotomi devreye girer.
Martin Heidegger açık kavramından söz edecekse bunu kapalı olanla mutlaka ilişkilendirir ve temellendirir. Zuhurdan söz edecekse gizli olma, görünmemeyle onu ilişkilendirir. Bu son derece önemli bir şeydir. Varlıktan söz ettiğinde onun için varlık kadar yokluk üzerinde de konuşur. Çünkü onu yokluk üzerinden temellendirir. Şimdi burada konunun tam da burasında şöyle bir hususun altını çizmemiz gerekiyor. Martin Heidegger bize metafiziğe giriş eserinde de üzerinde durduğu, özellikle varlık ve zamanda tümüyle zaten içerik bakımından üzerinde durduğu son derece önemli bu dikotomi meselesinde bir hususa dikkatimizi çeker. O da şudur. Varlığı yoklukla temellendirmek, zuhuru gizli olanla temellendirmek, açık olanı kapalı olanla temellendirmek. Bu Martin Heidegger terminolojisinde son derece önemli bir hususa işaret eder. Dikkat buyurunuz. Çünkü onun terminolojisinde ve hermenötik efendim dairesinin içerisinde açık zuhur ve varlık ifşaya tekabül eder. İfşa olandır. İfşa olansa geçmiş ve an olanı birlikte karşılar. Peki, asıl olan nedir? Bu ifşanın devamı yani gelecektir. İşte Heidegger'de kapalı olmak, gizli olmak, yokluk, varlığın tüm imkanlarının açılmasını mümkün kılacak olan gelecekle temellenir ve bunlar imkanlardır. Bu mevzuların ne kadar İbni Arabici yaklaşımlara benzer olduğunu inşallah ileride de konuşmalarımızda üzerinde duracağım. Dolayısıyla işte diyor Dasein, varlığın kendisini ifşa ve açmasının sürekliliği içerisinde sürekli dikotomik olarak karşıtlar üzerinden varoluşun anlamının imkanlarını idrak etmesidir. Hermenötik. Dolayısıyla yorumlamak ve anlamak varoluşsal olarak varlığın anlamlarının inkişafını kavramaktır. Bu inkişaf ise sürekli olduğuna göre Martin Heidegger zaman meselesini ele alırken der ki biz zamanın varlığını şimdi de tecrübe ediyoruz. Geçmiş olduğundan dolayı onda tereddüdümüz yok. Zaman bunlarla temellenmez. Zaman gelecekle temellenir. Çünkü eğer bir gelecek olmasaydı ne şimdimiz ne de geçmişimiz olabilirdi. Demek ki bir geçmişin olabilmesi, bir anın var olabilmesi ancak geleceğin mevcudiyetine ya da geleceğin imkanına bağlıdır. İşte böylece gelecek görünmeyene, bakın, gelecek kapalı olana, gelecek şimdilik yok olana tekabül ederken bu kapalı, gizli ve yok olan gelecek tüm gerçekleşmiş zuhurların, geçmişin ve anın varlık zemini olur. Onun için Martin Heidegger yaşadığımızı ölümle
tecrübe edeceğiz. Ölüm gerçekten yaşamış olduğumuzu anlamanın yegane yoludur der. Dolayısıyla varlığı, yaşamı ölümle temellendirmek ister. Meselenin böyle bir önemli boyutunda, böylesine muhteşem bir efendim bakış açısında dikotomi olarak ele almış olduğumuz bu kavram karşılıklarında Martin Heidegger dünya ile bir yeryüzü ayrımı da yapar. Çünkü Martin Heidegger'e göre dünya bir bütün halinde, buraya lütfen dikkatinizi istirham ediyorum, bir bütün halinde varlığın bedihi olarak apaçık zuhurudur. Diğer bir ifadeyle söyleyecek olursak, Martin Heidegger'e göre dünya anlamın kendisidir. Anlam zaten efendim burada duruyor, var. Keşfi bekliyor. İşte burada keşfedecek olan Dasein'dir. O da bu varlığın zaten anlamın kendisinin içindedir. Fakat yeryüzü bu dünyanın kendisini bedihi ve apaçık bir anlam olarak ifşa etmesini mümkün kılan yeryüzü fenomenlerdir. Yeryüzü bir fenomenlerdir. Dolayısıyla fenomenler olarak baktığımızda burada bir kesreti, burada bir çokluğu görüyoruz. Bu fenomenler fenomen olmak bakımından, yani dünyanın kendisini ifşa etmesinin araçları ve vasıtaları olmak bakımından beraberlerinde bir gizliliği getirirler. Apaçık olan dünya fenomenlerle aynı zamanda gizlenmiş olur. Bir gizliliği getirir. Onun için dikkat buyurunuz. Dünya anlamdır, fakat dil bir fenomendir. Bu itibarla dil bir taraftan anlamın keşfinde bize aracı olurken, diğer taraftan dil kendisinde bir gizem, bir gizliliktir. Martin Heidegger felsefesinin hemen hemen genetik yapısı böyle bir dikotomi içerir ve bunu çok iyi kavramak ve görmek gerekir. Şimdi tam da buradan hareket ettiğimizde bir taraftan fenomenlerin efendim ortaya çıktığı yeryüzü, diğer taraftan bu fenomenlerin tüm anlamlarının tüm çıplaklığıyla kendisini ifşa ettiği dünya. Bu ilişkileri belirlemek üzere Heidegger, Kant'ın akıl olarak Fichte'nin hürriyet olarak Schelling'in, bunlar Kant sonrası idealistler, önemli filozoflar, aşk Hegel'de sonsuz ruh, Nietzsche'de güç ve iktidar arzusu, talebi, bütün bunlar fenomenolojiktir. Onun için hermeneutiği
var olanları bunlar üzerinden okumak, bunlar üzerinden anlamaya çalışmak Martin Heidegger'e göre anlamı örtmektir, anlamdan uzaklaşmaktır. Ancak anlam o anlamın ifşasının bir parçası olduğumuzda ortaya çıkar. Bunu yukarıda da biraz izah etmeye çalıştığım gibi o da bu anlamın bir dilde, iki sanatta. Sanat deyince şiir, resim, heykel ve tabii ki musiki. Bütün bunlar anlamın doğru bir biçimde keşfedilmesini umduğumuz, beklediğimiz hermeneutik vasıtalardır. Martin Heidegger özellikle modernitenin ve teknolojinin dayatmasıyla anlamı doğrulukla, yine gerçekliği de doğrulukla ilişkilendirmeye itiraz edecek ve şuraya tekrar bir daha çıkalım müsaadenizle yukarıya. Varlığın, ontolojinin gerçeklik ile olan ilişkisine vurgu yaptığında bunu da yine hermeneutik olarak söyleyecek. Ve hermeneutik gerçeklik, buraya yazalım. Hermeneutik gerçeklik. Martin Heidegger'de sabit ve değişmez bir şeye tekabül etmez. Bu Dasein'in anlamına ve Dasein'in anlam arayışına ve Dasein'in anlam ile buluşmasına aykırı bir şeydir. Onun için çağımızın aşırı öznelci yaklaşımlarındaki bu gerçekliği sabit bir şey ve doğrulukla ilişkilendiren yaklaşımındaki anlam arayışını eleştirir ve bunun tıpkı efendim diğer konularda olduğu gibi gerçeği gerçeklik dışında adeta anlamı da anlamsızlıkta aramak gibi temellendirir. Biraz tuhaf gelecek ama burada şöyle bir hususu netleştirerek konuya açıklık getirebiliriz. Martin Heidegger der ki bir metin okunduğunda anlam bu metnin ne söylediğinde değil, ne söylemediğindedir. Bakın, yine aynı Heideggerian dikotomi burada devam ediyor. Evet. Metnin söylediğini söylemediği üzerine temellendirmek. Söylemediği üzerinden metni anlamak ve yorumlamak. Böyle olunca çağdaş yaklaşımda sabit gerçekliği aramak, sabit anlamı aramak, hatta bunu sert nesnelcilik olarak dayatmayı ısrar etmek Martin Heidegger'in kendi ifadesiyle bu bir tür putperestlik, putçuluktur ve tarihsel ilkelliktir der. Şimdi böyle bir durumda biz konuyu ele alırken Martin Heidegger'in anlam konusunda, hermeneutik konusunda yaklaşımlarını yavaş yavaş biraz daha
toparlayacak olursak böyle bir noktadan efendim devam etmemiz uygun olur diye düşünüyorum. Bir, anlam ontoloji varlıktır. Varlığın kendisini ifşa etmesidir. İki, anlam Dasein'in kendisini dünyada varlık olarak idrakiyle ilgili bir şeydir. Yani Dasein'sal bir şeydir anlam. Ve bu da tamamen insanın bir özne olarak dünyayı da bir nesne olarak önüne koyup ona yüklediği bir anlam değil. Tersine anlam varlığın insanda kendisini ifşa etmesi durumundan ibarettir. 3. Anlam dildir. Anlam dildir. Ve dil varlığın kendisini ifadesidir. Kendisini ifadesidir. Dolayısıyla varlık dil üzerinden bize kendisini anlatır. 4. Anlam sanattır. Sanat varlığın sanat eseri üzerinden kendisini ilk defa ifşa ettiği yeni anlamdır. Dikkat buyurunuz, bu yeni anlamdır. Yeni bir anlam demektir sanat. Varlık sanat üzerinden kendisini ilk defa sanatçıyla ifşa ettiği yepyeni bir anlamdır. Onun için her doğan çocuk yepyeni bir anlamın kaşifi olarak doğar. Ya da yepyeni bir anlamın kendisi olarak doğar. Ha biz onu öyle okuyabilir mi, biliyor muyuz? Öyle görebiliyor muyuz? Öyle yetiştirebiliyor muyuz? O kendisini ne kadar böyle fark ediyor? O ayrı bir şey. Artık onun yapacağımız bir şey yok orada. Dolayısıyla 5. Anlam gerçekliğin hermenötik tarihsel konumlarıdır. Öylesine bir dayatan sabit bir şeyden söz etmiyor Martin Heidegger. Bunu zararlı buluyor. Her türlü sabit, dayatmacı, nesnelci durumun sorunlu olduğunu söylüyor. Ve bu son derece önemli bir husustur diye düşünüyorum. Martin Heidegger bütün bunlara bir örnek olarak özellikle onun çok önemli şiir üzerine yaptığı yorumları ve ders konferansları var, dersleri var. Bir şiir yorumunu ele aldığımızda diyor şiir, bu konuda üç önemli adım atarız. Birinci adım, şiiri dil olarak anlarız. Yani şiirin kendi dilsel kalıplarına bakarız, dil olarak anlarız. Dilsel, yani efendim filolojik olarak ne diyor ona bakarız. İkinci adım, dilin çerçevesini daraltırız. Daraltırız. Üçüncü adım, kendimizi şiirin merkezine koyarız. Neden? Kendimizi neden şiirin merkezine koyarız? Çünkü şiirle birlikte ben şairin
şiir üzerinden ifşa etmek istediği anlamın yeni ve farklı bir yorumunu temsil ederim. Farklı bir yorum. Farklı bir yorumu temsil etmek. Yani biz şiirin merkezinde işte şairi şairden daha iyi anlamak değil, daha farklı anlamak. Bunu Derrida'da çok konuşacağız inşallah. Farklı anlamak. Neden? Tam da Martin Heidegger'in hermenötiğine uygun bir biçimde anlamın sabit olmayışı, değişken oluşu üzerinden söylüyorum. Şair şiirinde herkese dayattığı sabit bir anlamın taşıyıcısı değildir. Varlık şaire bir şiir hediye eder. Bir şiir lütfeder. Şair bu şiiri ilham ve zuhur diyor ona Martin Heidegger. Bir ilham ve zuhurdur diyor. Tıpkı varlığın kendini ifşası gibi bir şeydir. Şiir şairde zuhur eder. Şair buna mazhar olur. Bu varlığın ona bir hediyesidir. Sonra o bu hediyeyi bu şiiri okuyanlarla paylaşır. Bu hediye tam da Martin Heidegger'in felsefe ve hermeneutiğine uygun olarak o hediyeyi paylaşanların her birinde farklı hediyelere dönüşür. Yani şöyle itiraz edemeyiz. Niye ben de şair değilim, şiir yazamıyorum? Yazma. Varlık şaire bir şiir ilham ettiğinde, bir şiir lütfettiğinde, sen o şiiri paylaşmayı bilirsen, sana da şaire lütfettiği kadar lütufta bulunacaktır. Yeter ki sen farkına varmayı bil. Niye peygambere vahiy geliyor, bana gelmiyor? Gelmesin, ona gelenden sen almayı bilirsen sana da gelmiş gibi olur. Niye ben Abdussamet gibi, Mustafa İsmail gibi Kur'an okuyamıyorum? Okuyama, sen dinlemeyi bildiğinde farklı bir Abdussamet, farklı bir Mustafa İsmail okuyuşunu temsil edersin. Onun için Martin Heidegger'de Dasein, var olmak, varoluş, varlığın farkında olmak, varlığı fark etmek, anlamaktır, hermenötiktir. Bütün bunlarda, dikkat buyurunuz, özetliyorum yorulduğunuzu ve yorduğumu biliyorum. Bütün bunlarda o tüm felsefenin genetiği olan dikotomi üzerinden yine Martin Heidegger bize şöyle söyleyecek. Diyecek ki anlama, idrak, varlığın farkına varmak, varlığı fark etmek, İşte dünyada varoluşun Dasein, bunu renkleştirelim. Dasein, dünyada varoluş. Dünyada varoluşun yeryüzü diye az önce ifade ettiğimiz, birlikte varlığı paylaştığımız fenomenler neydi? Kendini ifşa eden varlığın ifşa araçlarıydı. Dünya varlığın ifşa olmuş haliydi. Fenomenler onun ifşasının araçlarıydı.
Dünya açıkken fenomenler onu örterdi. İşte burada Martin Heidegger varlık, dünyada varoluş konusunda der ki her günkü yaşam, gündelik yaşam, her günkü aletleri kullanmak, yaşamın sıradanlığı diyebileceğimiz bir durumda fenomenler bize bütünüyle kendilerini kapatırlar ve tabii taşıdıkları anlamı da bize kapatırlar. Onun için meşhur çekici örneğini verir. Bunu söylemeden geçsek ayıp olurdu çekici örneği. Çekiç ağırlığı olan bir araçtır, vasıtadır. Öyle elimizin altında duruyor. El altında olmak der zaten ona Heidegger. Öyle duruyor orada. Kimin nesine ki? Ama çekicin kendisi kırıldığında ya da çekiç bir şeyi kırdığında o ne yapar? Bizim dikkatimizi çeker. Farkındalığımızı sağlar. Ve fark etmediğimiz bir anlamla buluşmamızı mümkün kılar. İşte onun için Martin Heidegger fenomenlerin sıradanlığı değil ya onların sıra dışılığında anlamları arar. Onun için şiirin ya da metnin söylediğinde değil, söylemediğinde anlamı arar. Onun için yaşamın anlamı yaşarken değil, ölünce ortaya çıkar. Ölmektedir. Ölümdür onu keşfettiren şey. Ve yaşamı ve zamanı bizim için önemli kılan dün yaşadığımız ve şu anda yaşıyor olduğumuz değil ya henüz yaşamadığımız gelecektir ama yok hükmünde olan bu dikotomik bir durum onu anlamlı, şimdiyi ve geçmişi de değerli ve anlamlı kılar. İşte böylece Martin Heidegger'de dasein bir varoluşun, dünyada varoluşun bir fark ediş, bir farkındalık, bir farkında olmayla olan ilişkisi üzerinden de konuyu ele alır. Ve böylece Martin Heidegger'de hermeneutik anlam, gerçek anlamda bir varoluşsal, bir eksistensiyel bir durumdur. Ontolojik ve fenomenolojik bir durumdur. Dolayısıyla onu sadece bir metin okuma ve yorumlama biçimine indirgemek Heidegger açısından son derece sakıncalıdır. Böylece sözlerimin başında da ifade etmeye çalıştığım gibi Martin Heidegger okumak demek hermeneutik okumak demektir. Martin Heidegger'i iyi anlamak demek anlamı ve hermeneutiği iyi anlamak demektir. Çünkü o hermeneutiğin insan haliydi. Efendim sabırla beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu yorucu dersi benimle paylaştığınız için. İnşallah bu kısa derslerimiz böyle kalmayacak. İleride farklı okumalarımızda inşallah bu meseleleri daha farklı boyutlarıyla, daha mufassal, daha geniş şekilde ele almaya çalışacağım. Şimdilik sadece Ebu Zeyd okumaları çerçevesinde bunları ele alıyorum. Ve tabii ki Ebu Zeyd'in bize vermiş olduğu bilgilerle kendimi sınırlandırmadan bu meseleleri sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bir sonraki Ebu Zeyd okumaları ve hermenetikte Gadamer'le devam edeceğiz. Çünkü meşhur öğrencisi Gadamer bize hermenetiği daha farklı bir boyuta, felsefi boyuta çekecek. İnşallah onu da haftaya dersimizde ele almaya çalışırız. Sağlık ve afiyet içinde olursak hep beraber. Tekrar hoşça kalınız, sağlıkla kalınız efendim.